Sayın Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bu vesileyle dünkü bayramınızı 14 Mart bayramında kutlamak isterim. Ee, Adıyaman Eğitim Sen Şube Başkanı Abdullah Demir aramızda. Hoş geldiniz. Ankara... Ankara il ve ilçe örgütlerinden misafirlerimiz var, arkadaşlarımız var daha doğrusu. Hoş geldiler. Yine Erzin'den misafirimiz var. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Mithat Sancar'ı eş genel başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım basının kıymetli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen muhterem halkımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Mart ayı acılar ayı. Mart ayında çeşitli acılar, çeşitli yıllarda yaşanmış acılar var. Bunları anmadan geçmek, anmadan konuşmaya başlamak Doğru olmaz. Neden andığımızı da söyleyeceğiz elbette. Önce 16 Mart 1988 tarihinde Halepçe'de Kürt halkına yönelik kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılarak kadın, çocuk, yaşlı, genç 5 bini aşkın insan katledildi. Irak'ta Kürt halkının hak ettiği eşitliği ve özgürlük talebini birçok kez şiddet kullanarak bastırmak isteyen Saddam yönetimi bu saldırıyla insanlık tarihine katliamcı, soykırımcı olarak geçti. Bu katliam insanlık tarihinin utanç sayfalarından biridir. Ancak buna rağmen Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesi bir adım bile geriletlemedi, bir adım bile duraksatılamadı. <laughs> Yine 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi önünde kontrgerilla ve sivil faşistler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetmişti. 41 öğrenci de yaralanmıştı. Yıllarca süren hukuk mücadelesine rağmen dava dosyası kapatıldı. Bir cezasızlık örneği daha. 16 Mart beyazıt katliamı da Türkiye'de işlenen benzer binler onlarca yüzlerce cinayet gibi karanlıkta bırakıldı. Ama biz failleri de faillerin arkasındaki zihniyeti de tanıyoruz ve bununla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu katliamlarla birlikte 12 Mart'ta Gazi Mahallesi'nde, İstanbul Gazi Mahallesi'nde ve Kamışto'da katliamlar yaşandı. Burada o katliamlarda hayatlarını kaybedenleri de saygıyla rahmetle anıyorum ve bu katliamları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha buradan ilan ediyorum. Değerli arkadaşlarım, iyileşecek yaraları olduğu sürece geçmiş bugün olarak kalır. Bu söz bu acıların işlendiği bir filmden alınma bir repliktir. Bunu ben geçmişte hesaplaşma kitabımın ilk sayfasına koymuştum. Bizlerin derdi, bizlerin amacı sadece anma ve rahmet dileklerimizi dile getirme değildir. Bizler bu katliamların bir daha yaşanmaması için sürekli hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle katliamları hafızada canlandırmak, onların sorumlularını, o sorumluların dayandığı zihniyeti sürekli dile getirmek bizim geleceğe karşı, geleceği barış ve demokrasi üzerine inşa etme görevimiz açısından bir zorunluluktur. Bunları hatırlayalım. Bu faillere ve faillerin arkasında kafalarında yer alan zihniyete karşı mücadeleyi her an canlı tutalım ki bu acılar bir daha asla yaşanmasın. Bir daha asla yaşanmaması için hafıza hatırlama mücadelemizi yüzleşme ve hesap sorma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu bir kez daha belirtmiş olayım sevgili arkadaşlarım. Evet bu iktidar katliam zihniyetleri devam ettiriyor geçmişteki bütün bu acıları yaratan politikaların daha da ilerletilmesini sağlayacak bir anlayışı yürütüyor. İşte bu anlayış bu ülkeye felaketler yaşatıyor, bu ülkeyi karanlığa ve uçuruma doğru götürüyor. Toplum bunun farkında, halklarımız bunun farkında, o nedenle iktidarın da desteği her geçen gün biraz daha düşüyor. Desteğini kaybeden bütün iktidarların geçmişte yaptıkları gibi bu iktidar da şimdi kendisini ayakta tutacak ve devamını sağlayacak oyunlara girişiyor. Bu oyunların başında da geçmiş e, iktidarların, yönetimlerin kullandığı yöntemleri devreye sokuyor. Bu yöntemler öncelikle seçim kanunlarıyla oynayarak oy kaybına rağmen milletvekili sayısını aynı tutmak ve bu şekilde çoğunluğu korumak geliyor. Değerli arkadaşlarım, seçim kanun teklifi dün AKP, MHP işbirliğiyle meclise sunuldu, meclis başkanlığına sunuldu. Burada yapılan değişikliğin amacının yine bu iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma amacına dayanıyor. Kaybeden iktidarlar bu mühendislik çalışmalarından medet ummuşlardır. Geçmişte çok örneği var. Bakın barajı yüzde yediye düşürdüler güya. Oysa biz baraja karşı mücadeleyi kuruluşumuzdan beri bu siyasi gelenekteki bütün partiler e, bu mücadeleyi büyük bir kararlılıkla yürütmüşlerdi. Bizim önümüze çıkarılmıştı bu baraj. Biz bu barajı çeşitli yöntemlerle ama en çok da ilkeli, kararlı mücadelemizle yıktık. Barajı aşmak için halkımızın güçlü desteğiyle her dönemde mutlaka etkili yöntemler bulduk ve şimdi bu barajın ne kadar anlamsız olduğu bizim bu mücadelemiz sayesinde ortaya çıktı. Barajı yüzde yediye indirmelerinde elbette bizim mücadelemizin payı var ama kendi hesaplarının da burada bir rolü var. İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde on barajının altında kalacağı kesin gibi görünüyor. Şimdi onu kurtarmak için barajı indiriyorlar. Ama barajı indirirken bir yandan da ittifak sistemiyle oynuyorlar. İttifak sistemiyle oynamaların nedeni de belli. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak. Tekrar hatırlatalım. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar eninde sonunda halkın güçlü iradesi karşısında kaybetmişlerdir. Bu yöntemlerle seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla varlıklarını devam ettirebileceklerini sanan iktidarlar geçmişe bir baksınlar. Bu iktidar da geçmişe bir baksın. MHP'ye %7 barajı indirimini hediye etmekle il ilçe seçim kurullarında kendi ağırları, ağırlığını koruyacak yöntemleri kanunlar yoluyla uygulamaya sokmakla varlığınızı sürdüremezsiniz. Çünkü karşınızda barajları yıkmış büyük bir siyasal gelenek ve güçlü bir irade var. HDP var. HDP'nin birlikte hareket ettiği demokrasi güçleri var emekçilerin, ezilenlerin mücadelesi var. İstediğiniz kadar bu oyunlara başvurun bunlardan medet umun. Hiçbir sonuç alamayacaksınız. Bunlar nafile çabalardır değerli arkadaşlar. Kendilerini bu şekilde güvenceye altına almak herhangi bir şekilde tutmayacak bir hesaptır. Bu hesap bizim duvarımıza çarpacaktır ve bu hesap HDP'nin demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinden dönecektir. Bunu böyle bilsinler, tekrar bunu düşünsünler sevgili arkadaşlarım. Evet, dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Tıp Bayramını bütün sağlık emekçileriyle birlikte kutladık. Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bugün e, bugün de süren bir grev görev eylemleri var. Eylemlerini buradan selamlıyorum bir kez daha ve birlikte olduğumuzu yine ilan ediyorum. Aramızda konuklarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Onur verdiniz bize bu toplantımıza katılmakla. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Günden güne bozulan sağlık sisteminin yükünü Sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkıyorlar. Kendi sorumluluklarını gizlemek için sağlık emekçilerini hedef gösteriyorlar. Bugüne kadar yaptıkları zulümler yetmedi, şimdi de ülkeden kovmaya yelteniyorlar. Kim kimi nereden kovuyor? Ey iktidar sahipleri, bugün de iktidarın küçük ortağı tehditlerine devam etmiş. Oysa halk biliyor. Kendi sağlığının nereden ve nasıl sağlanabileceğini, gerçekleşebileceğini görüyor. Kendi huzurunu kendisi için var gücüyle çalışan sağlık emekçilerinin öneminin farkındadır bu halk. Hekimler hiçbir yere gitmiyor. Bu halkın mücadele eden emekçileri, ezilenleri hiçbir yere gitmiyor. Kim gidecek? Bu iktidar gidecek. Bu halka zulmü yoksulluğu, açlığı reva gören bu iktidar gidecek. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız ve sizleri tarihin çöplüğüne bu ortak mücadele azmiyle mutlaka göndereceğiz. Bunu böyle bilin değerli arkadaşlarım göndereceğiz onları. Zaten Türk Tayyipleri Birliği de açıklama yaptı. Evet hiçbir yere çekip gitmiyoruz diyorlar. Çünkü bu ülke bizim biz bu halkın içinden çıktık ve bu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğiz ama haklarımızı da sonuna kadar arama mücadelesini sürdüreceğiz. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla taviz vermeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz diyor. Hekimler ve sağlık çalışanları nitekim bu mücadelede de sonuç almaya başlıyoruz. Evet. Dün AKP Genel Başkanı bazı açıklamalarda bulundu. Bu sözlerini yeri alma, tevil etme amaçlı ifadeler kullandı. Oysa biz biliyoruz ki daha önce söylediği sözler dil sürçmesi değil, tam da gönlünden geçenin ifadesidir. O nedenle bugün yaptığı tevilin hiçbir karşılığı ve anlamı yoktur. Vaatlerde de bulunmuş üç beş tane e, tedbir tek bir sıralamış ya da yeni düzenleme sözü vermiş. Ama bunların hiçbiri hekimlerin haklı taleplerini, sağlık emekçilerinin haklı isteklerini karşılamaya yetmiyor, yanından bile geçemiyor. Evet, haklar lütufla gelmez. Haklar mücadeleyle alınır. Türk Tabipler Birliği, Tabipleri Birliği 10 maddelik bir liste sundu kamuoyuna ve bütün siyasi aktörlere. Bunları burada uzun uzun anlatmayacağım. Evet bunları takipçisiyiz. Bunların biz de sahibiyiz nitekim. Grubumuz dün sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için bir kanun teklifi verdi. Bunun bir an önce yasalaştırmaya ve hekimlere tapıyı gösterenleri özür dilemeye çağırıyorum. Açıkça özür dileyin hekimlerden ve hekimlerin taleplerini kabul etmek sizin en büyük özürünüz olacaktır. Eğer gerçekten özür niyetiniz varsa sözlerinizi tevil niyetiniz varsa hekimlerin taleplerini kabul edin. Biz mecliste ne gerekiyorsa yapacağız. Sahada, meydanlarda, mücadelenin her alanında hekimlerle ve bütün emekçilerle birlikte olacağız. Parlamentoda da bu tarif, taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sevgili arkadaşlar. <laughs> bu iktidar kaybettikçe saldırılarını arttırıyor ve saldırılarının da hedefinde özel olarak partimiz var. HDP var. İşte Kobani kumpas davası, işte kapatma davası, işte diğer alanlarda her gün yenilenen yargısal polisiye operasyonlar. Kuşatmaya çalışıyorlar, bizi etkisiz kılacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Yanıldıklarını da tarih gösteriyor, mücadelemiz bugün gösteriyor ve kararlılığımız ileride de nasıl haklı olduğumuzu ortaya çıkaracak. Bunun nasıl güçlü ve haklı bir mücadele olduğunu hep birlikte bu iktidar sahiplerine ve bütün dostlara göstereceğiz. Kobani kumpas davası gözlerden ırak bir şekilde yürütülmek isteniyor. Orada bu iktidarı yargılayan arkadaşlarımız kararlılıkla, inançla sözlerini söylemeye devam ediyorlar. Evet, buradaki anlayışı biliyoruz. Yargı bu iktidarın toplumsal ve siyasal muhalefeti dizayn etme sopası haline gelmiştir. İşte Kobani davasında da aynı anlayış hüküm sürüyor. Ama arkadaşlarımız savunmalarında, konuşmalarında her gün bu anlayışı mahkum ediyorlar. Sizlere arkadaşlarımızın bugüne kadar yaptıkları savunmalardan birer cümle okumak istiyorum. Bunlar kayda geçsin. Bunlar kamuoyu tarafından da bilinsin. Daha geniş kesimler de kulaklarını daha fazla açsınlar. Çünkü bu iktidarın bize karşı uyguladığı bütün yöntemler eninde sonunda ayakta kalmak için başvurdukları, medet umdukları yöntemlerdir. Ve bunlar sadece HDP ile sınırlı kalmayacaktır. Aynı zamanda toplumsal siyasal muhalefetin bütününü de hedef alıyor, alacaktır. O nedenle arkadaşlarımızın bu sözlerinin herkes tarafından dikkatle dinlenmesi ve kayda alınması çağrımız var. Sevgili Figen Yüksekdağ ne dedi? Bütün olanakları devreye koymanıza rağmen hakikat dişiyle tırnağıyla bağırmaktadır. Siz bizim suçluluğumuzu kanıtlayamıyorsunuz ama biz siyasi iktidarın suçluluğunu, suçlarını ifşa ediyoruz dedi. Sevgili Alp Altınör, şunu diyor, Nazım Hikmet bize, biz size gölgemizi ezdirmeyiz der. Biz de size gölgemizi ezdirmeyeceğiz. Gölgemizi dahi ezdirmeyeceğiz. Sevgili Sabahattin Tuncel, tarihe not düşeceğiz. 38 insanın da hesabını savunacağız. Yaşam hakkını ihlal eden bu devlettir. Paramiliter güçleri sokağa salan bu iktidardır. Bunlarla da hesaplaşacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş, bizim kaçmaya niyetimiz yok. Bizi götürüp yurt dışına bıraksanız kaçıp geri Türkiye'ye geliriz. Biz siyasetçiyiz, halkımıza karşı borcumuz var diyor. Sevgili Gülten Kışanak, siz bizim sözümüzü keserek erkek egemen zihniyetin prototipini sergiliyorsunuz. Erkek egemen zihniyet kadına söz vermeyerek özgüvenini kırmak ister. Bizim ilk mücadelemiz söz kurma mücadelesidir. Bütün engellemelere rağmen sözümüzü söyleyeceğiz. Sevgili Ayla Katata. 6-8 Ekim'in gerçek failleri er ya da geç yargı önünde hesap verecek ve ben o dosyanın müştekilerinden biri olacağım. Susmayacağız, korkmayacağız, itaat etmeyeceğiz. Evet, arkadaşlarımız tarihi savunmalarını yapmaya devam ediyorlar. Bu iktidarı bu iktidarın zihniyetini ve uygulamalarını yargılamaya ve mahkum etmeye devam ediyorlar, devam edecekler. Biz bu kumpas davasını da boşa çıkaracağız. Bundan emin olun sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım. Bir de kapatma davası var. Kapatma davasında da aynı kumpas zihniyeti söz konusu. Hiç delil yok. Biliyorsunuz defalarca söyledik, çöp gibi bir iddianame ile bizleri suçlamaya çalışıyorlar, kapatmak için uğraşıyorlar ama başaramayacaklar. Çünkü hep söyledik. HDP bir bina değildir. HDP savunmasını her alanda yapacaktır, mücadelesini yaşatacak, sürdürecek yolları mutlaka bulacaktır, yaratacaktır. Biz asıl savunmamızı halkımızla birlikte yapıyoruz. Halklarımızla, demokrasi güçleriyle birlikte yapıyoruz. Eğer bunun örneklerini görmek istiyorlarsa 8 Mart'a baksınlar. 8 Mart'ta nasıl bir iradenin ve kararlığın ortaya çıktığını görsünler. Yine eğer bununla da yetinmek istemiyorlarsa geçen seneki Nevroz'u hatırlasınlar ve önümüzdeki hafta kutlayacağımız Nevroz'u dikkatle takip etsinler. HDP'yi biz o meydanlarda savunacağız. Savunmamızı da mücadelemizin geleceğini ve yöntemlerini de o meydanlarda halklarımızla birlikte, milyonlarla birlikte, coşkuyla, kararlılıkla yapacağız. Bunu şimdiden hepinizin, herkesin bilmesi gerekiyor. Evet, kirli kumpaslara devam edebilirsiniz. Oyunlar sergilemeye devam edebilirsiniz. Seçim kanunlarıyla oynamaya devam edebilirsiniz ama bir şeyi başaramazsınız. Bu kararlı duruşu, bu azimli mücadeleyi durduramayacaksınız. Duvarları yıktık dedim. Baraj duvarlarını yıktık. Seçimlerde önümüze konan engelleri yıktık. Kumpas davalarını boşa çıkarıyoruz. Bu iktidarı bu güçle, bu kararlılık ve inançla bu mücadeleyle mutlaka göndereceğiz. Onları göndereceğiz. Onları besleyen zihniyeti de mutlaka değiştireceğiz. <laughs> Nevroz bunun en büyük göstergesi olacaktır. İktidar zulme doymuyor. Hep söylüyorum. Bir iktidarın özünü anlamak istiyorsanız cezaevlerindeki uygulamalarına bakın. Cezaevlerinde hangi zulüm uygulanıyorsa ülkede de sistem o zulmün temelinde yatan anlayışa dayanıyor. O nedenle cezaevlerinden gözümüzü bir an bile ayırmayalım. Oradaki uygulamaları bir an bile unutmayalım. Bir an bile aklımızdan çıkarmayalım. Aysel Touluk arkadaşımıza teşhis kondu. Cezaevinde kalamayacağı net olarak bir, net bir şekilde ortaya çıktı ama onu cezaevinde tutmaya çalışıyorlar. Aysel Doğuluk bizim siyasi irademizdir, onurumuzdur. Kadın mücadelesinin de en kararlı sembollerinden biridir. Ona reva görülen bu zulüm işte onun bu kimliğinden dolayıdır. Biz bu hikayeleri bütün bütün içeride tutulan siyasi reyne olarak tutulan arkadaşlarımızın hikaye hayatlarında da ve onlara karşı yürütülen politikalarda da görüyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Aysel hafızamızdır. Onun hafızası bizim hafızamızdır. Onun mücadelesi bizim onurumuzdur. Onun gibi içeride tutulan hasta tutuklular mahkumlar ve siyasi rehineler siyasi onurumuzdur. Bizim mutlaka en kısa zamanda özgürlükte buluşma sözü verdiğimiz yol arkadaşlarımızdır. Kasım ayından bu yana cezaevlerinde 8 hasta hükümlü ve tutsak hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Bunların çoğu tek başına yaşamlarını sürdürebilecek durumda değillerdi. Bu uygulamalar fiili idam cezasına dönüşmüştür. Bunu defalarca söyledim. Evet anayasadan ve yasalardan idam cezasını çıkardılar ama cezaevinde kalamayacak durumda bulunan hasta hükümlü ve tutukları orada tutmakla fiilen idam cezasını sürdürüyorlar. Buna karşı çıkmak zorundayız. Buna karşı durmak zorundayız değerli arkadaşlar bu zulüm bu iktidarın bu ülkeye reva gördüğü rejimin de özetidir. Bakın bir örnek. Kayseri Binyan cezaevinde tutuklu bulunan Muhlise Karagüzel. HDP Muş İleş Başkanımızdı. Bundan 20 gün önce rahatsızlanarak revire kaldırıldı. Revirden Binyan Hastanesi'ne sevki yapıldı. Hastane güzeli Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen cezaevine gönderilerek 20 gün bekletildi. Ve maalesef bir kalp krizi geçirdi. Stent takıldı kendisine. Ameliyatlı haline bırakın kaçmayı kendini ifade edecek durumda dahi olmamasına rağmen. Yatağında kelepçeli bir halde tutuldu. Üstüne üstü henüz iyileşmemesine rağmen apar topar cezaevine gönderildi. Bu zulümdür değerli arkadaşlar. Zulümle yetinmiyorlar. Sanki bundan keyif alıyorlar. Evet kötülük tam da budur. Bu iktidar kötülük iktidarıdır. Bu iktidar kötülüğün sembolüdür. Zulüm yapıyor tatmin olmuyor. Baskı uyguluyor tatmin olmuyor. Üstüne bir de acıyı büyütecek keyfilikler ekliyor işte kötülük budur. Faşizmin en güçlü kaynağı da kötülük ruhudur. Kötülük zihniyetidir. Zulümde, baskıda, eziyette, acıda, acı çektirmede sınır tanımama halidir. Faşizm bu ülkede her geçen gün kurumsallaştırılıyor derken tam da anlatmaya çalıştığımız budur. Bu kötülük anlayışına, kötülük iktidarına karşı iyilik Eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmek boynumuzun borcudur. Hepimizin ortak mücadeleyle yürütmesi gereken bir görevdir. Bir kez daha bunu hatırlatmayı da bir sorumluluk olarak görüyorum. Bütün başvurulara rağmen Adli Tıp Kurumundan bu hasta hükümlü ettuklarla ilgili Raporlar, gerekli raporlar, çıkması gereken raporlar çıkmıyor. O zaman bir çağrı yapıyoruz. Gelin, evet siyasi parti temsilcilerinden, insan hakları savunucularından, uzman kuruluşlardan, içinde adalet bakanlığı temsilcilerinin de bulunacağı bağımsız bir komisyon oluşturun. Bütün bu vakaları ve bu olayları bu bağımsız komisyon incelesin, kamuoyuna, Parlamento'ya böyle bir komisyonun sunacağı raporlar çerçevesinde harekete geçelim. Adalet Bakanlığı da bu komisyonun raporlarına açıklayacağı görüşlere uyacağını ilan etsin. Madem bu kadar çok güveniyorsunuz kendinize, haksızlık yapmadığınız iddiasındasınız. O zaman size bağlı kurumların raporlarıyla değil bağımsız bir kuruluşun hazırlayacağı raporlara göre hareket ederim. Çağrımızı yineliyorum. Bu çağrı iktidaradır, muhalefetedir, bütün toplumsal muhalefete ve demokrasi güçlerinedir. Cezaevlerindeki bu uygulamalara karşı bağımsız bir komisyonu hep birlikte oluşturmak için sesimizi birleştirelim ve yükseltelim. Değerli arkadaşlar, gündemimizi kaplayan önemli konuların başında savaş geliyor. Ukrayna'da devam eden savaş bizlere bu durumun yıkıcılığını, acıları nasıl büyüttüğünü bir kez daha ortaya koymuş, barış hedefinin ne kadar önemli olduğunu da göstermiştir. 20 gün içinde yaşanan yıkımlar ve acılar savaşların ortak özelliğidir. O nedenle bizler derhal gecikmeden her türlü savaş politikasına, militarist anlayışa, işgal operasyonlarına karşı büyük barış hareketini kuralım. Hep birlikte bu ülkede büyük barış için harekete geçelim. Hemen şimdi harekete geçelim. Çünkü HDP olarak bizler ülkede ve devletler arasındaki sorunların ve uyuşmazlıkların çatışma ve savaş gibi yöntemlerle değil, müzakereyle, diyalogla ve diplomasiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Savaşa nerede olursa olsun karşı çıkıyoruz. Savaş nerede yürütülürse yürütülsün orada barış mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere bütün dünya için önemli bir hedef olarak görüyoruz. Bir büyük barış hareketine insanlığın ortak değeri temelinde kurulacak büyük barış hareketine ihtiyacımız var. Bizler barışı amasız fakatsız savunuyoruz. Savaşa, askeri saldırganlığa, işgale amasız fakatsız karşı çıkıyoruz. Sadece bir ülkede ve bir bölgede olduğunda değil. Nerede olursa olsun aynı tutumu sergiliyoruz. Çünkü savaşa karşı çıkmak ve barışı savunmak bizim için bir üst değerdir, bir temel ilkedir. Sadece bir yerde savaşa karşı çıkmak, başka yerde savaşa arka çıkmak iki yüzlüktür. Şimdi iktidarın yaptığı gibi, şimdi iktidar medyasının ve yandaşların yaptığı gibi Evet, Türkiye topraklarında savaş politikalarına ses çıkarmayanlar şimdi barış kelimesini ağızlarından düşürmüyorlar. Onlar barış diyorlar diye biz bu hedeften vazgeçecek değiliz. Onlar bu kavramları kirletmeye çalışıyorlar diye biz bu ilkelere sarılmaktan vazgeçecek değiliz. Tam tersine onların bu konudaki ikiyüzlüğünü her şart altında ve her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar Ukrayna'da işgale ve savaşa karşı çıkıp Afrin'de su işgale destek çıkmak Libya'da ve başka coğrafyalarda savaş politikalarına destek olmak burada savaşa dayalı rant ve talan politikalarını savunmak ikiyüzlüktür. Eğer gerçekten barıştan yanaysak Burada, bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere bütün sorunların diyalogla, müzakereyle çözülmesini savunmak zorundayız. Burada bu iktidarın yürüttüğü güvenlikçi, militarist ve savaş politikalarına karşı çıkmak zorundayız. Suriye'de yürüttüğü savaşa karşı çıkmak zorundayız. Başka bölgelerde savaş oyunlarının ana aktörü olma politikalarına karşı çıkmak zorundayız. Şimdi bir barış güvercini rolünü oynamaya çalışan iktidar bunları gizleyebileceğini sanıyor. Öyle olmuyor. Öyle de olmayacak. Belki bugün bu krizden ve savaştan fırsatçılıkla yararlanmak için çeşitli ip cambazlıkları yapıyor olabilirler ama bu iktidarın barış gibi bir niyeti olmadığını, insanlığın hizmetine Sunulacak herhangi bir politikası olmadığını herkesin görmesi gerekiyor. Ukrayna'da arabuluculuk veya çözüm aktörü olmaya soyunan iktidar önce bu ülkede savaş politikalarından vazgeçsin, önce Orta Doğu'da işgal ve savaş uygulamalarından vazgeçsin ve bizler de hepsine birlikte karşı çıkalım. İşte o zaman ancak barış çabasında talebinde samimi oluruz. Şüphesiz her türlü askeri saldırganlığa ve işgale karşı çıkacağız. Bizim bir tarafın işgalini meşrulaştırmak için kullandığı argümanlara verecek bir desteğimiz olmaz, olmamalıdır. Barış temel ilkemizdir. ve en kötüsü savaşlardan fırsatçılık yaratmaya çalışan bütün güçlere savaş zeminini körükleyen bütün çevrelere aynı şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kim ki bu ülkede ve bu coğrafyada ve bu dünyada savaşın zeminini besleyecek uygulamalar, anlayışlar içindeyse buna hep birlikte karşı çıkacağız. Bizim için orası iyi, burası kötü diye bir şey yok. Kim savaş politikalarını destekliyor, körüklüyor, zemin hazırlıyorsa karşı çıkacağız ve hedefimiz olan büyük barış idealinden sapmayacağız. Şimdi ayrıca savaşlardan canı yanan, evi yıkılan, yakınlarını kaybeden, büyük acılar yaşayan insanlar Nereden gelirse gelsin, nerede olursa olsun, hangi milliyetten, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun, hepsine insan onuru temelinde, eşit haklar temelinde yaklaşmak zorundayız. Göçmenlere sığınmacılara karşı ayrımcılık, aynı ırkçılığın bir devamı, bir uygulaması, bir yansıması, ırkçılıkta, ayrımcılıkta dünyada savaş politikalarının temelidir. O nedenle savaştan acı çeken kim olursa olsun buraya gelen başka ülkeye giden kim olursa olsun herkese insan onuruna yaraşır eşit haklar temelinde yaklaşmak gerekiyor. Mülteciler arasında ayrım, göçmenler sığınmacılar arasında ayrım büyük bir günahtır, büyük bir suçtur, büyük bir ayıptır. Burada ve her yerde insan onuru ve eşit haklar bizim bu konuda rehberimizdir. Bunu aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Sevgili arkadaşlar, biz büyük barış mücadelesi veriyoruz. Büyük barış derken sadece Kürt sorununda demokratik çözümü kastettiğimiz sanılıyor. Evet, öncelikle onu kastediyoruz elbette. Bu coğrafyada devam eden, 40 yıla yaklaşan bu savaşın bitmesini istiyoruz. Askeri anlayışın, güvenlikçi zihniyetin, militarist yaklaşımların şiddetin çözüm olmadığını olmayacağını söylüyoruz. Çözüm diyalogdur, müzakeredir. Çözüm eşit haklara dayalı ortak yaşamı demokratik bir düzen içinde kurma arayışıdır. HDP bunu dile getirdiği için saldırılara uğruyor büyük barış savunucusu olduğu için saldırıların hedefi haline getiriliyor. Büyük barışın amacı halkların sahipte halkların hak ettiği bütün imkanların kendilerine teslim edilmesi, hakların sahiplerine verilmesi ve haklara göz dikenlerin önüne geçecek bir siyasal, toplumsal, hukuksal kültürün yaratılmasıdır. Türkiye'nin büyük bir barışa, büyük bir barış hareketine ihtiyacı var. Bütün gerilim hatlarını demokratik siyaset içinde, çoğulcu bir düzende, eşit yurttaşlık tebelinde, ortak yaşam içinde tutacak asıl politika budur. Büyük barış hareketidir. Bu büyük barış hareketinin unsurlarını, içeriğini geçen konuşmamda söyledim elbette halklar arası eşitlik, elbette eşit yurttaşlık, elbette katılımcı, yerel demokrasiye dayanan demokratik bir düzen ama aynı zamanda doğayla, toprakla, barışla içeriyor büyük barış. O nedenle bu büyük barış hedefini iyi anlamak gerekiyor. Türkiye'de bu çıkmazdan, bu karanlıktan kurtulmanın yolu buradan geçiyor değerli arkadaşlarım. Sevgili dostlar, değerli konuklar ve bizleri izleyen değerli halkımız. Nevroz geliyor. Nevroz hak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da ve Diyarbakır'da dostlarımız ve yoldaşlarımızla 2022 Nevroz programının startını verdik. Kürt halkı başta olmak üzere tüm Orta Doğu halklarının en kadim bayramı olan direniş ve dayanışma günü Nevroz'u şimdiden kutluyoruz. Barışa, özgürlüğe, demokrasiye, adalete ve eşitliğe vesile olmasını diliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Nevroz'u tarihsel özüne uygun bir biçimde halkımızın, halklarımızın ve tüm emekçilerin, demokrasi güçlerinin büyük katılımı ve coşkusuyla barış idealine yürüyüş olarak kutlayacağız. Büyük barış yürüyüşünün büyük demokrasi hedefinin güçlü bir ortak eşit yaşamın bir dönemeci olarak kutlayacağız. 2022 final yılı olacaksa bu finalin önemli dönemeçlerinden biri 2022 Nevrozu'dur. 2022 Nevrozu'nda bu finalde kimlerin kazanacağını göstermek durumundayız. O nedenle heyecanla, kararlılıkla, coşkuyla meydanları dolduracağız. Hepimiz ortak hedeflerimize, büyük barışa, güçlü demokrasiye, eşit yurttaşlığa yürüme kararlılığımızı Nevroz meydanlarımızda birlikte sergileyeceğiz. Her dilden, her renkten ses ve sözümüzü haykıracağız. Yan yana duracağız. Nevroz ateşini en güçlü şekilde harlayacağız. Çünkü bu ateş önümüzdeki yılların aydınlığını müjdeleyecektir. Her türlü adaletsizliğe karşı, ayrımsız her türlü haksızlığa karşı en geniş birlikteliği ve kararlılığı Nevroz meydanlarında sergileyelim. Hazırlıklar devam ediyor. İllerde, ilçelerde, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Bunları Nevroz meydanlarına akıtacağız. Öyle güçlü akıtacağız ki dost da, düşman da gelmekte olanın ne olacağını çok iyi görecek. Nevroz direniştir, direniştir umuttur, cesarettir, haykırıştır, dayanışmadır, birlik iradesinde bütünleşmedir, mücadelede ortak olmadır, yan yana omuz omuza durmaktır. Bir kez daha tüm halklarımızın nevrozunu kutluyorum, heyecanla meydanlarda birlikte duracağımız saatleri bekliyorum. Nevroz Piroz Bey, dem dema serkeftineye şimdi kazanma zamanı. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Değerli eş başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Grup toplantımız sona ermiştir. <laughs>